İbn Abbas ashab-ı kiramın büyüklerinden, ikinci halifemiz cennetle müjdelenmiş olan Ömer bin Hattab'ın bir sabah namazını kıldırırken arkadan hançerlenerek yaralanıp sal yapılıp evine götürüldüğü sahneyi anlatıyor. Her halka gider namaz gitmez mantığını izah etmek için örnek vermeye çalışıyorum. Diyor ki İbn Abbas, Ömer'i evine götürdük, sal yapıp evine götürmüşler, hançer yemiş, kanı boşalmış. Ömer bayıldı mı ayıldı mı anlayamadık, öldü mü fark edemedik. Biri demiş ki, dikkat ediniz arkadaşlar, bakınız Müslümanlığın ilk örneklerinin namaz seviyesine bakınız. Öldü mü Ömer, ölmedi mi onu merak ediyorlar. Demiş ki biri, arkadaşlar uğraşmayın, namaz vakti geldi Ömer diye bağırın, ölmediyse uyanır, uyanmazsa anlayın öldü demiş. Sabah namazı kıldırılırken ve kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında imamken hançerlenen Ömer kan kaybettiği için baygın vaziyette yatıyorken İbni Abbas demiş ki, ya emiral müminin, namaz namaz, namaz namaz deyince gözlerini açmış. Vakit mi geçti demiş. Vakit mi geçti? Yok yok, yeni vakit bitiyor demişler. İnsanlar namazı kıldılar mı demiş. Kıldı, insanlar namazı kıldılar demiş. Ve o zaman demiş ki, namazdan nasibi olmayanın İslam'dan nasibi yoktur demiş. Peygamber aleyhisselamın ashabının şuurudur bu. Son nefesini verip vermediğini namazıyla ölçüyorlar. Namaz namaz Ömer dedin mi ölmediyse uyanıyor. Öldüyse zaten üzerine namaz farz değil. İşte o nesil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu eğitimi gördüler. Önce namaz. Adamlık ölçüsü önce namaz. Vefakarlık ölçüsünde önce namaz. Sadakatta, Müslümanlıkta önce namaz. Varsa namaz, ne varsa gerisinde olumsuz olarak namazın hepsini örtmesi mümkün. Ama yoksa namaz, geride ne kadar güzellik varsa, bizim güzellik dediğimiz şey onların namaz açığını kapatması mümkün değil.